Evet, Soğuk Savaş'ın bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün muhteşem konuklarımız var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yanlış yerde. Evet, tam nasılsınız? Devam mı? Tabii. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz efendim. Meleklerim ve ben gayet iyiyiz. İyiyiz. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Heyecan evet görüyorum ben de. Ama şakalara çalışılmış gibi. Ben uzun zamandır bekliyorum. Nihayet canım. Tam Kerem Cem'in yarışmasıymış bu. Evet, biz insanların öyle bir boşluğunu doldurduk. Hep böyle çevresine şaka yapan, soğuk espri yapan kişileri burada aslında birazcık o anlamda ağırlıyoruz. Çok güzel oldu. Pişman olacaksınız. Sevgili Kenan, bizi takip ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsek az bile. Umarım bölümleri sıkılmadan takip ediyorsundur. Bu açın çok selam var. Seni gözlerinden öpüyoruz. Kendine iyi bak. Sevgilerle, Buğra. Kanka ne yapıyorsun? Takipçilere mektup yazıyorum. Nasıl yani? Böyle 567. bu şimdi. Daha 999.433 tane kalmış olması lazım. Onları da yazacağım. Sağ olsunlar, destekliyorlar işte. Sen ilaçlarını alıyor musun? Spotify ile ona bir şarkı yolla. Soğuk Savaş'ın takipçilerine teşekkür etmek için hazırladığı playliste açıklamalardan ulaşabilirsin. Bak, hallettik işte, ne güzel. Çok güzel oldu. Şimdi diğer aboneye geçelim abi. Almıyorum artık ilaçları. O zaman hazırsak başlayalım. Biraz daha es verebilirsin. Gülersen kaybedersin. Polis büyük dedemin güdüğüyle başlayabilir miyim? Lütfen. Muhteşem bir tanısı var. Yalnız spor yapmaya başlasın. Şınav çek. Sessiz olunmuş. Özür dilerim. Ortaçağ Avrupa'sında köprülerden sorumlu soylu takımına ne ad verilir? Ne ad verilir? Viyadük. Güzel başlangıç. Teşekkürler. Binali Yıldırım ile Yıldırım Beyazıt arasındaki ortak özellik nedir? Nedir? İstanbul'u alamamak. Fethettiği yerde salgın hastalıkla karşılaşan Sezar ne demiş? Ne demiş? Pandemi Brutus. Merhaba abi. Merhaba. Seni burada görmek çok güzel. Çok teşekkürler. Çok severek. Bayağı dizini de seyrettim bu arada. Valla. Evet. Valla seyrettim. Çok güzel. Seni de... İsim sormayacağım. Ha? İsim sormayacağım şimdi. Dizi ismi. Dizi ismi. Ha. Tamam sormuyorum canım. Söyleyebilirim. Lütfen. Aşk oyunu. Aha. Yani benim yaşım biraz daha tabii o zaman gençti. Tabii. Şeyi de gördüm ama. Sonra gene aynı şarkıyı bir dizide daha söyledim galiba. Yok işte. Aynı dizide söyledim. Aynı. Devamı mıydı? Yok. Aynı dizinin içinde aşk oyunu diye bir şarkı yapıp söyledim. Hayır. Bir tane daha dizide de o popüler olmamış mıydı? Yok olmadı. Pardon ben yanlış. Kimse bilmez. Evet. Ha, tamam. Onu söyledim. Biliyorum işte izledim abi tabii ki. Kimse bilmez biliyor. Keremcem neden doktor olamaz? Neden? Kalbi oyuncak sandığı için. Anlamış bir de. Hazırlandım biliyorum. Monte Cristo kontu üşüyünce ne giyer? Eyvah. Ne giyer? Kont mont. Delik geldik. Bunu Monte Cristo montu diyecektim ben de. Ben öyle sandım ama bu daha yaratıcıymış. Sevda Demirel, Hande Ateizine Spotify'dan bir şarkı yollayacak olsa hangi şarkıyı yollardı? Hangi şarkıyı? Bir de bu yanaktan bam bam bam. Şarkının ismi o değil galiba. Değil mi? Gece hayatına ve uçkuruna en düşkün olarak bilinen sayı hangisidir? Hangisidir? Sex and beer. Direkt seks böyle. Buradan seks daha fazla. Nasıl? Diğer mafya babalarından farklı olan Kurtlar Vadisi mafya babası hangisidir? Hangisidir? Lezia.
Adam ama böyle. Red Hot Chili Peppers grubunun... Çok severim. Güzide ilçemiz Keşan için bestelediği şarkı hangisidir? Hangisidir? Dream of Californication. Tarkan'ın boş bakışlı sevgilisine yazdığı şarkısı hangisidir? Hangisidir? Dön bebeğim. Seksi bir enerji yayıyorsun abi. Ne diyorsun abi? Adama öpücük yolladık sen. Şimdi olacak şey değil. Kızlar ne oluyor? Varını yoğunu eşine dostuna yediren yazara ne denir? Ne denir? Dostoyevski. Kaliteli. Ama gerçekten iyi yani. Şimdi bu şaka beni güldürmemiş olabilir ama şaka iyi yani. Bunu söylemek biliyor. Mükellef. Söylemekle mükellef. Vergi de veriyorum. YouTuber'lar vergi vermiyor diyorlar. Yalan. Evet. Tahmin edebileceğim bir soru geliyor aslında. Taksicilerin en sevdiği Keremcan şarkısı hangisidir? Nerelere gideyim mi? Hayır, berbat. Erotik filmlerde oynayan erkeklerin mesleklerinde en yüksek mertebeye ulaşma yolculuklarına ne denir? Ne denir? Kariyer. RTE yapay zekaya nasıl sinirlenir? Nasıl? AI. Baş karakteri tam olarak vampir olmayan vampir dizisine ne denir? Ne denir? Buffy de vampir sayılır. Çok güzel. Gündemle ilgili bir şaka geliyor. Soğuk Savaş'a şaka hazırlamayan Boğaç seyircileri güldürmek için ne yapar? Ne yapar? Sakallarını keser. Meyve sebzelerin tanrısı olan ilçemiz. Hangisidir? Manavgat. baba şakaları. Yaptığı şarkılar midesini bulandıran piyanist şantör hangisidir? Hangisi? Arif Kusan. Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Fakat twist gelecek sanmış. Efendim merhabalar, ben bir şeyle ilgilenim. Fark ettim. Benim de buraya boyum yetmediği için bacağım titriyor. Sanki çok heyecanlıymışım. Spider-Man'in annesine bestelediği şarkı hangisidir? Hangisidir? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Of. Çok güzel. Aynı anda hem adını hem memleketini söyleyebilen kişiye ne denir? Ne denir? Ege kökenli. Vay! Şükür bir yerdiz abi, bravo. Tüm insanlığı mutlu ederek aynı zamanda refah seviyesine çıkaracak şey nedir? Dikkatim dağıldı. Tüm insanları mutlu ederek refah seviyesini yükseltecek şey nedir? Nedir? Şimdi orada biraz hızlı yapsaydık bu daha şey olacaktı biraz. Birbirlerine düzenli olarak duman şarkısı yollayan çiftlerin kurduğu iletişim türüne ne denir? Ne denir? Dumanla haberleşmek. Abi dedim ben. Evet, tabii ki yani. Çok belli. Zaten söylüyordum yani. Daha ne olabilir ki yani? Hamama girip terlemeyen adamın işine ne denir? Ne denir? Noter. Aa, nasıl bilemedim? Ulan Keremcan bana öpücük yolladı. İkinci kez evde. Çok genç kızın hayaliydi, benim gerçek oldu mu? Menemeni ekmekle yemenin yasak olduğu ilçemiz hangisidir? Hangisidir? Bandırma. Sonuçta. Oynamıyorum ya. Kapalı Çarşı'da çekilen popüler dizinin adı nedir? Nedir? Halı Çapkını. Sakal mıydı acaba benim? Her şeyi merak eden hastalık türü nedir? Nedir? Basur.
Davet edildiği yerlere her zaman geç giden Yeşilçam karakteri. Kimdir? Rötar Ramazan. Kaliteli ama. İnce düşünülmüş üzerine. Ben de sana bir o kadar kaliteli geliyorum. Tamam. Türk dizilerinde başrol oynayan erkek oyuncular dünyada nasıl tanınırlar? Nasıl tanınırlar? Jön Türkler. Evet, aynı. Aynı seviyormuş gerçekten. Her türlü ince işin üstünün örtüldüğü yer neresidir? Neresidir? Yatak. Üşengeç kaşife ne denir? Ne denir? Ne işin var geografik? Müthiş ya. İşte baba şakası tam bu havayı yaratan muhteşem. Nüket Duru. Ege'li olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Nüket Durup Duru. Bitirelim mi artık? Evet, Soğuk Savaş'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ve tabii ki bildiğiniz gibi kaybettik. Ama bu sefer gerçekten çok iyi şakalar vardı. O yüzden kaybettik. Büyük bir alkış. Evet. Yani işte anlamış olduk ki bu kadar fazla program çekip bu kadar fazla şaka yapabilmek kolay bir şey değilmiş. Biz bayağı zorlaştık, doğru mu? O yüzden size de bir alkış. Ha, teşekkür ederiz. Diğer şey gibi hani. Bu kadar devam etmemesi gerekiyordu. Son zamanlarda bunu çok duyuyoruz. Yeter, bitirin artık. Son zamanlarda bunu çok duymaya başladık. O zaman hislerinizi alalım. Nasıldı sizin için bu galibiyet? Biz eğlenmek için geldik. Evet. Zaten kazanacağımızı biliyorduk. Bayağı iddialı. Yok, her şeyden öte bu arada enerjiniz çok güzel. Çok evet. Klişe olsun istemiyorum ama keyifli geçti. Çok teşekkür ederiz. O zaman adam yolda oynayan iki kazan görmüş. Ne demiş? Ne demiş? İyi oynayan kazansın. Ya çok güzel. Çok güzel. Bu arada bölüm sponsorumuz olan Spotify'a çok teşekkürler. Ve hazır bitirirken de bir kazanma hareketi alalım. 3'ten geriye sayıyoruz ve siz beklenmedik bir anda kazanma hareketi yapıyorsunuz. 3, 2, 1.